Yeniden merhaba, ara bitti, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bu kez analiz sentezle karşınızdayız. Ben Zuhal Demir. Birazdan konuklarımızla analizler yapmaya, farklı konuları birbirine sentezlemeye başlayacağız ama önce gelin Türkiye'de ve dünyada neler oldu sorusunun cevabını şöyle özetlerle sizlere verelim. Sevgili seyirciler, İstanbul güne üzücü bir kaza haberiyle başladı. Çorum İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Pendik D100 Karayolu Kartal istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen otobüste ilk belirlemelere göre biri ağır, 9 yolcu yaralandı. Başlığımızı değiştirelim. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın provokatif adımları devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde çok önemli mesajlar verdi. Akar, Oruç Reis'in Antalya kıyılarına dönmesinin yanlış anlaşılmamasını istedi, net konuştu. Haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değil dedi. Yunanistan'a ise uyarısı vardı, Macron'un mezesi olmayın diye seslendi. Bir diğer başlık, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi, son tablo açıklandı. Son 24 saatte 96.097 Covid-19 testi yapıldı. 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu ve maalesef 57 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 7000'i aştı. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir ifadelerini kullandı. Tedbirde birlik olalım, virüse fırsat vermeyelim mesajını paylaştı. Denetimlere de yayın içerisinde ne durumda olduğunu sizlere aktarmıştık. Değiştirelim başlığımızı. Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi. Ağustos sonu itibariyle 1,6 milyonu aştı. Özellikle son dönemdeki halka arzların yeni yatırımcıları borsaya çeken önemli unsurlardan biri olarak dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor diyelim. Günün özetini sizlere aktardık. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki bu haftaya piyasalar nasıl başlıyor? Gelin rakamlara da bakalım. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksinin 1.102 olarak görüyoruz. BIST 30 ise 1237. Dövize bakalım. Dolarda 7.48'i görüyoruz. Euro'da ise 8.87 bizleri karşılıyor. Devam edelim. Altına bakalım. Gram altında yükseliş var. 468 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek ise 766 lira 45 kuruştan. Hemen petrol piyasasına bakalım. Brent petrolde 39,95'i görüyoruz. Günün ilk haftanın ilk gününde. Ve faizlerde tahvil piyasasını 13,24'te karşılıyor. Repo'da da 10,99'u görüyoruz. Rakamlar da bize bugün bunları anlatıyordu. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta boyunca nasıl bir haftaya başladık? Neler konuşacağız? Neler oldu soruların cevaplarını uzman konuklarımızla tartışacağız. Analiz senteze başlıyoruz. Analiz senteze başlıyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Özellikle Akdeniz'deki geriliminin artık farklı boyutlara tırmandığı, görüşmelerin, mesajların giderek en üst perdeden seslendirildiği bir haftayla başlıyoruz. Ata Özkaya bugünkü konuklarımızdan, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Zuhal Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yeni haftaya nasıl başladınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok sağ olun. Hocam şimdi hemen şununla başlayalım. Doğu Akdeniz'deki hareketlilik, özellikle dün bir taraf Meis Adası'nda, bir diğer taraf Kaş'taydı. Şimdi ister istemez bu piyasalara nasıl yansıyor bunu merak ediyoruz ama sizden bunu yorumlamanızı rica edeceğim biraz. Hem de Moody's'in bir kredi notu düşürme durumu vardı. Evet. Bununla ilgili de biraz konuşalım istiyoruz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim tekrar. Öncelikle Akdeniz'den başlayalım isterseniz. Oruç Reis gemimiz Akdeniz Antalya Limanı'na yanaştı. Bunun rutin bir yanaşma faaliyeti olduğu açıklandı Enerji Bakanlığımız tarafından. Benzer destekleyici bir açıklamayı Milli Savunma Bakanlığımız da yaptı. Bunun politikamızda bir değişiklik olmadığını, sadece politik hamlede bir yeni bir hamle olduğunu bize aktardı. Bu şu anlama geliyor. Önce politik hamle olarak ne anlama geldiğini kısaca söyleyelim. Görüşmeler başlaması için hatırlarsınız Almanya hükümeti aracı olmuştu. Bunun haricinde tabii bize, yani vatandaşlarımıza yansımayan enformasyonlar da olabilir aracılık konusunda, hükümetler arası görüşmeler konusunda.
ve hükümetler arası aracı görüşmeler konusunda. O yüzden ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum. Akdeniz'de bizim sondajımızın ara verilmesi neticesinde karşı taraf, yani Yunanistan ve Avrupa Birliği, Yunanistan, Fransa ve Avrupa Birliği olarak göreceğimiz karşı taraf görüşmeler konusunda inisiyatif alabileceğini belirtmiş olmalı ki biz şimdi önümüzdeki kısa dönem içinde, bunun ben çok uzayacağını düşünmüyorum çünkü bu bir güven problemi aynı zamanda ve eski bir sorun olduğu için güven probleminin çabuk tesis edip çabuk bozulması çok normaldir. Hükümetlerin birbirine kısa süre vermeleri bu yüzden. Bu şekilde bakıldığında önümüzdeki dönemde hükümetler arası, yani hükümetimiz ve Avrupa Birliği'nin çeşitli organları arasında Yunanistan örtük katılabilir, birebir katılabilir, onu bilmiyoruz. O hükümetimizin tasarrufundadır. Bu şekilde görüşmelerin tesis edileceğini düşünüyorum ben. Bu şekilde görüşmeler tesis edildiği zaman sanırım Eylül ayına geçirmiş olacağız büyük ihtimalle. Önümüzdeki dönemde de tabii teknik olarak ne kadar mümkün aramaların kışın yapılması vesaire. Onu ayrıca belki siz ilerleyen dönemlere tekrar dile getirirsiniz. Dolayısıyla kısa bir ara verildikten sonra ben tekrar görüşmelerin akabinde, görüşmelerin hemen sonuca ulaşacağını da düşünmüyorum. Biraz uzayacaktır. O yüzden tekrar başlayacağını düşünüyorum. Bu bir ara hamledir. Yani bir taktik hamledir. Biraz bu şekilde bekleme göreceğiz, bekle, gör, devam et şeklinde ilerleyeceğimizi, ancak tabii Akdeniz'deki birazdan açarız istiyorsanız daha geniş anlamda amaçlarımızdan ve haklarımızdan vazgeçişimizin olmadığını zaten yetkili kurumlarımız dile getirdi. Ben de bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası. Doğu Akdeniz'deki problem ısınmaya devam edecektir. Burada Avrupa Birliği'nin ve ilgili kurumlarının problemi sündürme politikası ön plana çıkabilir. Yani dikkat etmemiz gereken hususlar var. Özellikle bu dikkat etmemiz gereken hususlar politik arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumuyla ilgili şekillenecek. Yani karşı taraf politika yaparken bizi açmaza itebilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumunu kullanması gerekiyor. Çünkü bölgede başka açmazımız yok. Yani Libya ile olan bizim anlaşmamız onların açmazı. Kuzey Kıbrıs'ın durumu ise uluslararası arenada bizim açmazımız olarak bu masaya gelecektir. Burada yani iki tarafında bu şekilde bir denge bulması söz konusu olacaktır. Peki. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine düğümlenecek bir problemde ben Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yeni politikalar geliştireceğini düşünüyorum. O yolda olacağına da eminim. Peki. Ata Hocam devam edeceğiz. Diğer soruyla da devam edeceğiz. Mustafa Kartoğlu da stüdyomuzda. Hemen onunla da bu sıcak gelişmeye bir bakalım. O üç reis gemisi geri geldiği için, yani normal rutininde olduğunu açıkladı ama farklı tepkiler de vardı. Bu bir geri adım aslında, şeklinde de tepkiler vardı. Aslında şöyle, bu genelde böyle olur. İlk defa olmuyor. Korsika'da toplanan Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler grubu, Med-7 dedikleri, Akdeniz Yedilisi dedikleri grup, hatırlarsanız Macron girmeden önce işte hani Türkiye iyi, Erdoğan kötü diyebileceğimiz bir çerçeve çizmişti. Tabii o çok sinsi bir çerçevedir. Hani biz sizle iyiyiz ama işte Erdoğan'la kötüyüz ve tırnak içinde Türkiye daha iyisini hak ediyor. Türkiye daha iyisini bulsaydı daha iyisini olurdu. Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye Erdoğan'ı hak ediyor. O yüzden zaten Erdoğan 18 yıldır iktidarda. O yüzden 1994'ten bu yana kendisine olan ilgi ve destek ve beklenti azalmadı. Artarak devam ediyor. Bir ezberi tekrarladı orada. Türkiye'ye uymayan bir ezber. Muhalefetin tepkisi nasıl değerlendirdiniz o açıklamaya? Şimdi muhalefetin işine geliyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi dostlarıyla kazanacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne dostluk gösterenleri biliyoruz. O içeride her ne kadar demokrasiden yana olanların ittifakı falan gibi ifadeler kullansa da sonradan dikkat ederseniz bunu böyle dört başı mamur önceden bir açıklamıyor. Bir tartıştırıyor. Ondan sonra canım onu demedim ki, ben başka bir şey söyledim falan diyor. Bu ilk defa olmuyor. Bunlar çok tırnak içinde ucuz siyasi klişeler. Sömürgelerde de böyle kullanılırdı. Sömürgecileri ülkenin yerli liderlerini, gerçek liderlerini halktan ayrıştırır.
Sonra halkın onların ortadan kaldırılmasına ya da onların ezilmesine yönelik tepkilerini azaltır. Ondan sonra da yerine kukla rejimler getirirlerdi. Dikkat ederseniz Menderes de aynı şekilde kötüleştirilmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partili gençleri kıyma makinesinden geçirip asfalta sermek filan gibi, yani aklın izanın almayacağı hikayeler yazmışlardır. Bu hikayeler gazetelerde yer bulmuştur. Yani nasıl bulmuştur diyeceksiniz, bulmuştur yani. Hani insanlar akıl süzgecinden geçirmedikleri şeyleri yazma konusunda eğer bir propagandist olarak çalışıyorlarsa çok fazla ellerini tutmazlar, ekonomik tutmazlar yani. İdareli tutmazlar. Dolayısıyla bu tartışmaların Türkiye'de bir karşılığı olduğunu o da biliyor. Kime mesaj verdiğini o da biliyor. Dostluk gösterisi yapıyor yani Türkiye'deki muhalefet partilerinden bir kısmına. Ben o yüzden tepkileri hiç yerinde bulmadım. Her ne kadar bazıları işte Türkiye şunu yapamazsınız, bunu yani Türkiye bunu yapamazsınız. Bakın, eğer Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanınızı siz dışarıda içerideki bütün eleştirilerinize rağmen en hafifinden Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların senato başkanı, grup başkanı diyelim biz onun çoğunluk lideri Nancy Pelosi'nin yaptığını, Trump için yaptığını yapmazsanız, yurt dışında ve ülkemizi temsil ediyor, ben onun hakkında gelene kadar konuşmam dedi. Şimdi en azından bu asgarisini bunu yapmazsanız o zaman inandırıcı olmazsınız. Onunla aynı kefeye kendinizi koyarsınız. Bu işte Türkiye'ye yönelik dersiniz, tamam doğrudur, Türkiye'ye yöneliktir ama sadece Türkiye'ye yönelik değildir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na da yöneliktir aynı zamanda. Neyse, bunlar bunların bir geçerliliği yok siyasette. Yani ben burada konuşuyorum da bunu kimse dikkate almayacak. Çünkü bir dostlar denilen ne olduğu belirsiz bir ittifakla iktidar hayali kuruyorsanız, o dostlara kim ne yakıştırıyorsa o dostlar onlardır. Ondan sonra istediğiniz kadar orada tevil yapmaya çalışın, olmaz. Şimdi geçelim. Oradaki toplantıda Macron önce bir Napolyonluk yaptı baştan. Ama ondan toplantıdan sonra dikkat ederseniz daha serin bir dil kullandı. Ve Türkiye ile hani saf değiliz ama Türkiye ile de masaya oturmaya hazırız. Nedir oradaki şart? Dikkat ederseniz birlikten de çıkan, ortak bildiride çıkan şart, Türkiye gemilerini çeksin. Yani tek taraflı adımlarını durdursun. Şimdi bu söylendiğinde ayın 10'uydu. Herkes biliyordu ki Oruç Reis gemisinin görev süresi 12'sinde bitiyor. Yani İtalya, İspanya, Portekiz, hatta Malta, ki ben ondan biraz daha Macron yanlılığı bekliyordum. Anladığım kadarıyla o da ortada durmaya çaba göstermiş. İspanyol gazeteleri öyle yazıyor zaten. İspanya ve İtalya Macron'un havasını biraz orada aldı. Çok sert istiyordu ama yumuşak bir şey çıktı. Şimdi mesele şu. Onlar geminin zaten görev süresinin bittiğini ve çekileceğini biliyordu. Bizi bir kere uzatılmıştı biliyorsunuz. Biz de hadi bu zaten görev süresi bitti, limana gidecek. Siz bunu çekmişiz varsayın da bakalım ne yapacaksınız diye kullandı. Şimdi hakikaten şu an geldiğimiz durum, Ata Hoca'nın da bahsettiği gibi bakalım ne yapacaksınız durumu. Dolayısıyla Türkiye bir adım atmış gibi oldu. Şimdi top Avrupa Birliği'nin sahasına geçti. Bakalım ne yapacaksınız. Avrupa Birliği 24'üne kadar vakit var ve oradan bir karar çıkacak. Bu sürede yapılacak olan görüşmeler önemli. Ama daha önce olduğu gibi Türkiye gerçekten, mesela o zaman ilk Almanya Başbakanı Merkel arabuluculuğa soyunduğunda Türkiye sırf o arabuluculuğa zaman tanımak için çekmişti. Özellikle onun için, şimdiki gibi rutin değildi. Ama o zaman Yunanistan yaptığı hazırlığı hemen gitti, hayata geçirdi o fırsattan istifade. Mısır'la bir anlaşma imzaladı ve boşa düşürdü Merkel'i. Yunanistan daha sonra NATO Genel Sekreterini de boşa düşürdü. Ama anladığım kadarıyla Türkiye endişesi, Türkiye korkusu, Türkiye'nin ne yapacağını bilinmiyor olması, bilinmiyordan kasıt şu. Daha önce işte sopayı gösterdiğimiz zaman durur, havucu gösterdiğimiz zaman gelir
düşüncesi artık orada yok. Tabii o. Ya bir kalıptır. Hani illa böyle birine işte burada birine kavgada söylenmez de. Bu bir kalıptır, kullanılır. Terbiyesizliktir ayrı bahis. Yani kullanırken de biraz ölçülü olmanız gerekir. Bu bir kibir göstergesidir. Yani biz kullanırız, ne olacak senden dersen de bize filan havasıdır. O yüzden Türkiye'de biraz tepki görmüştür ama hani neden hakaret olarak algılanmamıştır sorusunun cevabı açıktır. Burada mesele şu. Bugün itibariyle Türkiye yeniden bir mühlet vermiştir. Ve bu mühleti Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin nasıl kullanacağına bakmak lazım. Bence Avrupa Birliği'nin nasıl kullanacağına bakmak lazım. Çünkü Macron bir kahramanlık peşinde. Yunanistan bundan politik olarak çok yararlanıyor. Türkiye ile ne kadar gergin olurlarsa politik olarak Yunan hükümeti tabanda o kadar rahat ediyor. Ekonomiyi de zaten Almanya'ya bağlamış durumdalar. Şimdi uçak alacaklar, para bir şekilde Almanya'dan çıkacak yani netice itibariyle. Ve ama Fransa'nın, Macron'un kasasına girecek. Şimdi gelinen nokta Avrupa Birliği'nin karar vermesini gerektiriyor. Almanya'nın karar vermesini gerektiriyor. Çünkü bu birliğin temellerini sarsan bir şey. Bu şımarıklık neyi engelliyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği ceza vermezse Türkiye'ye ya da yaptırım uygulamazsa Rum yönetimi de Belarus'a yönelik yaptırımları bloke ediyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin hangi adımı atacaksa Rumlar Türkiye'ye karşı bir adım isteyecek. Yunan Türkiye'ye karşı bir adım isteyecek. Böyle birlik olmaz. Beşik gibi sallanır. Yani bir tarafa sallanır. NATO'ya geldiğinizde Yunanistan NATO üyesi. Şimdi NATO Genel Sekreteri, NATO'nun bütün kurumları, şimdi olan şeyin nasıl Yunanistan'ın yan çizmesi nedeniyle olduğunu çok iyi biliyorlar. Hepsi ortada. Fransa'nın Türk gemilerini taciz edip sonra ben taciz edildim diye yalan söylediğini de çok iyi biliyorlar. Raporları ortada, verdiği karar ortada. Şimdi siz NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni nasıl bu şekilde birlik olarak, bir ittifak olarak tutabileceksiniz? Bence asıl sorun orada. Bakalım ben kendi adıma, Türkiye adına hani tırnak içinde tabii ki bunlar bizim de sorunumuz, ayrı bir bahis ama bence biraz da onlar düşünsünler. Bakalım At Hoca'ya dönelim hocam. Demin ilk soruyu sorduğunda yanıtlamışsınız. İkinci soruda kaldı. Bu kredi derecelendirme notunun düşürülmesine ilişkin. Bu Türkiye'ye yönelik bir durum olarak mı niteleyelim, yoksa içinde bulunduğumuz süreçte bütün ülkeler için geçerli olabilecek bir şey mi, yoksa bilinçli mi, ne dersiniz? Şimdi kredi notu biliyorsunuz yaklaşık 2 hafta kadar önce Fitch'ten de böyle bir adım gelmişti, diğer kredi derecelendirme kuruluşundan. Bunlardan 4 tane var pazarı paylaşan ve dünya ekonomisinde yatırımcılar tarafından sözü dinlenen diyelim. Şimdi öncelikle yorum yapmadan önce bunların kısaca ben çalışma prensibini size aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Bu kredi derecelendirme kuruluşları her birinin kendi veri seti içinde baktıkları özel değerler var. Yani şöyle bir durum yok karşımızda. A kredi derecelendirme kuruluşu bütçeye bakarken B bakmıyor gibi bir şey yok. Hepsi bütün ekonomik verileri değerlendiriyor. Ancak ağırlıkları farklı olarak değerlendiriyor. Yani bir tanesi bütçeye ve dış borca daha fazla ağırlık verirken diğeri daha az ağırlık verebiliyor ki biz bu ağırlıklandırmayı matematik olarak bilmiyoruz. Çünkü bu kredi derecelendirme kuruluşlarının gizli bilgisi bu elindeki ve bundan para kazanıyor aslında. Yani ticari bilgisi budur. Dolayısıyla karşımızda kredi derecelendirme kuruluşu mali açıdan ülkemizin baskı altına girdiğini açıklayarak temel olarak kredi notumuzu indirdi. Pandemi sürecinde bütün ülkelerin bu mali baskı altına girmesi zaten girdiği açıktı. Ayrıca kararı yanlış hatırlamıyorsam biraz erkene aldılar. Bir 3-4 ay sonra rutin toplantısı vardı ama erken açıkladı. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bu kararın açıklanmasında art niyetler olabilir. Önümüzdeki dönemde görebiliriz. Ancak kendi açımızdan olumlu düzeyde baktığımızda mali baskımızı, yani pandemiden özellikle başlayan ve daha sonra Akdeniz geriliminden doğru devam eden mali baskımızı çözecek yolları aramamız için de bir fırsat olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü önümüzdeki dönemde yatırımcıların ülkemize dönebilmesi için burada bizim daha önceden de ülkemizin birer artısı olan
yurt dışındaki görüşmelerde hep ön planda olan bütçe dengemiz ve hükümetimizin bütçesinin ileriki dönemlerde de dengede kalacağının garantisinin verilmesi, bu teknik bir garantidir, matematik bir garantidir, sözde verilmez. Yabancı yatırımcılar verilere baktıkları zaman bunu anlarlar. Türkiye'nin borçlarını ödeyeceğini, faizlerini ödeyeceğini, bundan artmayacağı gibi detaylara şu an girmiyorum. Bu yüzden bu mali sürecin sağlıklı bir şekilde devam edeceğine yönelik adımlar atılması halinde o kredi rejenli kuruluşlarına ben geriye doğru yavaş yavaş kararlarını değiştireceğini düşünüyorum, ancak bu uzun sürecektir. Çünkü bir kere pandemi dönemindeki belirsizliğin hala ne kadar süreceği açık değil. İkincisi, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz ve Orta Doğu'nun bir bölümüyle ilgili jeopolitik ve jeostratejik hamlelerimiz var. Bunlardan vazgeçmeyeceğimiz zaten her seferinde dile getiriliyor ve bunların bir mali baskısı var. Yani mücadele dediğimiz şey gerçekten bazen nesilleri aşacak şekilde mali baskılara yol açabiliyor. Dolayısıyla şu an için ben büyük bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum bu kararın. Hı hı. Çünkü küresel piyasalarda geçişkenlik hala çok fazla değil ve büyük gelişmiş ülkeler ve gelişmiş merkez bankalarının da yürüttüğü politikalar aslında devletleri harcama yapmaya yönelten politikalar. Olağan dışı bir politika sürecine girdik. Geçen hafta da değinmiştik, yine kısaca değinebilirim. Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın da açıklamalarıyla bu daha da netleşiyor. Bu olağan dışı süreçte merkez bankalarıyla beraber hükümetlerin daha fazla tırnak içinde harcamaya yönelmesi zaten önümüzdeki dönemde göz önüne alınacaktır. Daha fazla şirketlere ve üretim süreçlerine para enjekte etmesi gerekecek buradan çıkış için. Dolayısıyla ben şu an kredi notumuzun düşürülmesinin sinyal etkisi olarak önemli olduğunu, yani bize vereceği şu konularda dikkat edin açısından değerlendirme açısından önemli olduğunu, ancak yatırımcı açısından henüz zaten yabancı yatırımcı ülkemize şu an büyük miktarda bulunmadığı için çok büyük bir etki yapmayacağını düşünüyorum. İlerideki peki, güven tesisi için ise bakanlığımızın ben gerekli adımları atacağına eminim bundan sonra. Peki, devam edelim. Doğu Akdeniz'i ve piyasalara yansıması ekonomik başlıklarını, bu başlıkları bir kenara bırakalım. Şimdi Ankara'da kamu kurumlarında mesai saatleri kademelendirilmiş ya, İstanbul'da da bu bugün açıklanabilir ve sadece kamu kurumları değil, özel sektör için de bu geçerli tabii olacak. Ve bir bilgi daha vereyim size. Otobüslerde, toplu taşımada, ayakta taşıma konusunda sıkıntı yaşanır diyoruz ya nüfusa oranla baktığımızda. Şehirler arası otobüs firmaları da biz varız, biz de kullanabilirsiniz demiş. Ya demiş de sonuçta bir de yol var yani. Ben onun çok geçerli olacağını zannetmiyorum. Bir hatta belli sayıda otobüs koyabilirsiniz. Yani onu aşamazsınız. O zaman tren olur yani. Bir durakta indiğinizde eğer en gerideki 10. araçtaysanız onu 500 metre yürümeniz lazım. Biraz daha otobüs koyarsanız 1 kilometre yürürsünüz. Yani o yol şartlarıyla çok alakalı. Burada mesele şu. İstanbul'un 16 milyonunun çoğu çalışıyor. İstanbul'da işsizlik oranı hani çok yüksek değil. Diğer yerlere kıyasladığınız zaman işsizlik bile olsa iş arayanlar var. Yani dolayısıyla herkes sokakta. Hiçbir şey olmadan da alışverişe giden insanlar da var. Yani biraz öyle hayat yeni normal değil, eski normale dönmüş durumda. Tamam, bu bir sorun ama sonuçta insanlar da çıkıyorlar. Ne yapacaksınız? Yani sokakta yakaladığınızda içeri atamazsınız, evine götüremezsiniz. Dolayısıyla belki işte sokağa çıkma yasaklarından tekrar bahsediliyor hafta sonları için, belli yaş grupları için vesaire. Ama burada kademelendirme, mesai kademelendirme bence işe yarar. Bunun başından beri de konuşuyoruz zaten. Evden çalışmanın daha fazla arttırılması, özendirilmesi. Yavaş yavaş şirketler yeniden evden tabii çalışmaya dönüyor. Tekrar dönüyor. Bu da iyi bir şey. Yapabilenin zaten yapması lazım ağırlıklı. Ha, yapmadığında sorun çıkmayacaksa evet, alıştırdığımız düzende çalışmak bizim için daha verimlidir. İş daha nitelikli çıkar filan. Fakat kamuda bence esnek çalışma çok daha mümkün. Çünkü kamunun birçok işi e-devletle aslında internete taşındı. Yani birçok yerde sizin ne bileyim fatura ödemeye gitmeniz gerekmiyor. Abonelik yaptırmaya gitmeniz gerekmiyor. Abonelik kapatmaya gitmeniz gerekmiyor. İşte herhangi bir borç vesaire ödeyeceksiniz. Bunun için kamu kurumuna gitmeniz gerekmiyor. Gerekmiyor oğlu, gerekmiyor. Ha, mahkemeler, işte tapu daireleri, şunlar bunlar, maalesef onlara hala gitmek gerekiyor. Maalesef diyorum çünkü
bazen çok hala oralarda gereksiz şeyler var, gereksiz randevular var. Orada bir kademelendirme olursa, orada bir insanların hani atıyorum aynı işi yapan 4 kişinin ikili gruplar halinde farklı saatlerde işe girip çıkmaları sağlanırsa bence çok ciddi bir etkisi olur bunun. En başından beri bilim kurulu üyelerinin üzerinde durduğu başlıkta ya bu. Öyle ben biraz devletin bu konuda tutucu davrandığını düşünüyorum. Devlet kurumlarının tutucu davrandığını düşünüyorum. Ya herkes işe gelsin sabahleyin. Mantığı bizde hala özel şirketlerde bile vardır. Herkes sabahleyin işe gelsin. Ben hani bizim bir dönem gazetede de vardı mesela. Hatırlıyorum bir 6-7 yıl evvel. Belki biraz daha fazla. İşte muhabirlerin giriş çıkışlarının eksik olduğu yönünde bana insan kaynaklarından uyarı gelmişti. Dedim muhabirini zaten temsilcilikte o zaman Ankara'daydım. Burada bulunmasıdır problem olan. Değil mi? Muhabirin işinde olması lazım. Ve o da benim sorumluluğumdadır. Yani bir haber gitmiş takip, midir, onun gitmemiş 9-6'sı mi? Yok evet, zaten. Şimdi burada tabii bu biraz zincirleme bir şey. Mesela iş konusunda davalık olduğunda da mahkeme kayıtları istiyor. Muhabir diyor ki biz zaten sürekli dışarıdayız, hadi bana mesai verin. Orada da işte mahkeme zor. Yargının da bu işin işleyişlerini biliyor olması lazım. Yargıda da çok ciddi bu anlamda eksiklik var. Hala var. Bize mesela çok facia kararlar geliyor bizde mahkemelerden. Arkadaşlarımız haber yapıyorlar. Yargı muhabirlerimiz geliyor. Emsal niteliğinde bir karar. Ama bakarım uygulamada problem var. Yani yargının esas aldığı uygulama kriterleriyle gerçek hayattakiler birbiriyle örtüşmüyor. Şimdi yargıçların da biraz o mahkeme salonlarından dışarısını daha iyi gözlemeleri, biraz dışarı çıkmaları lazım. Arada onu da bir tırnak içine almış olalım. Ama bu esnek çalışma işi yine önümüzdeki günlerde, dönemlerde inşallah normalleşiriz de tek derdimiz bu olur. Çalışma koşulları, iş davaları konusunda yeni durumlar ortaya çıkaracak. Mesela evde bardağı düşürdünüz, ayağınız kesildi. İş kazası mı değil mi? Ama o sırada siz iştesiniz. Şimdi bu tür durumları yargının da tekrar tekrar ele alıp biraz kafa yorması lazım bunların üzerinde ki biz sonuçta hem evden çalıştırmaktan işverenleri küstürmeyelim. Hem zaten gönülsüz devlet daha da fazla gönülsüz olmasını sağlamıyor. Ama işte bir değişiklik birkaç noktayı evet. Birden işte her alanın, kadar, her alanın kadar. Kendi çalışanı var. Yani işte yargıcın, savcının işi bu. O benim gibi gazeteci değil. Yani her şeyi etraflıca oturup her gün takip etmek zorunda değil. Ama bu tür durumlar nasıl bir sorun çıkartır? Şu ana kadar olanı zaten biliyor deneyimiyle. Ama bu tür durumlar karşımıza yeni hangi sorunları çıkartır? Üniversiteler, hukuk fakültesi Türkiye'de en fazla, sayısı en fazla olan fakülteler. Bunlar bunu çalışmayacaklarsa neyi çalışacaklar? Denklik açısından da hukuk fakülteleri önümüzdeki hafta çok konuşulacak Mustafa Bey. Yani Türkiye'de hiçbir şey denk değil ki. Hiçbir üniversite diğeriyle denk değil. Mesela YÖK'ün bana göre işte işindeki en önemli sorun üniversiteleri asgari düzeyde denkleştirme prensibidir. Yazılı böyle bir prensip yok, evet. Ama asgari düzeyde denkleştirir. Yoksa aslında yarıştırsa, mesela Avrupa'daki, Amerika'daki gibi Türkiye üniversitelerde belli bölümleri finanse edebilseler, özel sektörle çalışabilseler, daha rahat çalışabilseler, bir ölçüde çalışıyorlar. Daha rahat çalışabilseler, rekabet edebilseler, insanlar aynı şartlar YÖK'ten efendim edebiyat fakültesi alın. Neden? Çok öğrenci gelir. Nereye gelir? Filan ilimizde üniversite açtık. O ile milletvekilleri uğraşır. İlla şu fakülte açılsın. En çok tercih edilen fakülteden bir de orada açarlar. Bir de onların maliyetleri de ucuzdur. Evet. Hocası da daha çok bulunur filan diye açarlar. Ondan sonra bizim de şu bölümümüz var. Hop şehrimize 300 tane de öğrenci geldi. Onlara yurt lazım. Yemek yiyecekler filan. Memleket hemşeri ekonomisine katkı. Hemşeri ekonomisine katkı da ülkeye. Değil mi? Bence bu tamam. Şu siyaset için çok kullanışlı bir şeydir. Ayrı bahis. Ama mesela Rize'deki, Trabzon'daki üniversite birbirleriyle yarışmıyorsa, biri öbürüne geçmek için uğraşmıyorsa, bu bilimsel kriterlerin dışında bir yarıştan bahsetmiyorum. Kurallı bir yarıştan bahsediyorum. Yapmıyorsa
O zaman iki üniversitede YÖK'e bakacak. Ona verdin, bana niye vermiyorsun? Kimse demeyecek ki o kazandı. O uğraştı, proje üretti de bilmem ne yaptı demeyecek. Yok, ona verdi, buna vermedi olacak. Şimdi eğer bir merkezden dağıtılıyorsa bunlar, o zaman kimse gidip de YÖK başkanını gene suçlamaz. Gene dönüp hükümete bakarlar. Derler ki hükümet ona verdi, bana vermedi. Bence o alanı biraz daha özgür bırakıp gerçekten bu tür üretimleri de yapabilecek olanın öne çıkmasını sağlayacak bir fırsat ortaya koymak. Peki. Ata hocama dönelim yeniden. Hocam, evet. Belarus'ta yani eylemler... Mustafa Bey'e de selamlarımı iletiyorum bu arada. Mustafa Bey'e de selamlarımı iletiyorum tekrar. Aldık selamlarınızı. Bu selamı bir soruyla karşılayalım hocam. Buyurun, Belarus'ta yani eylemler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine öyle. Evet. Bunların haberlerini verirken Fransa'da sarı yeleklerin yeniden sokaklara çıktığını gördük. Evet. Tam da pandemi süreci içerisinde ülkelerin gündemi korona değil, aslında kendi içlerindeki bu kaotik süreci yatıştırmak gibi görünüyor. Biz bu toplumsal olayların daha da yayıldığına tanık olur muyuz önümüzdeki günlerde? Şimdi bölgesel olarak olabilir. Mesela bunun içine Hong Kong'u da ekleyebilirsiniz. Ancak diğer bölgelerde, dünyanın diğer bölgelerinde koronavirüs dolayısıyla çok fazla akut diyebileceğimiz birden alevlenmiş toplumsal hareket ben beklemiyorum yakın zamanda. Dediğim gibi bir tek Hong Kong'u ayırıyorum bununla ilgili. Çünkü oradaki problem şu an donmuş durumda. Kasım'a yakın veya Kasım'dan sonra orada görebiliriz. Belarus'u da ayırmak lazım. Belarus'ta da bambaşka bir problem var. Yani bir paylaşım probleminin Karadeniz bölgesi tarafına, üst tarafa yansımış halini görüyoruz, Baltık tarafına. NATO ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki bir çekişme. O da devam edecektir. Oradaki hareketler de devam edecekler, toplumsal hareketler. Ancak bu toplumsal hareketlerin büyük ölçüde dış kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani iki türlü aslında. Dış kaynağı açık hareketler ve içeriden çıkan hareketler gibi Rusya'nın başını ağrıtacak bir problemin önümüzdeki dönemde de evrileceğini göreceğiz. Ama Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösterilerin ben çok boyutlu bir duruma ulaşabileceğini sanmıyorum. Onlar alıştığımız dozajda devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler seçime kadar devam edeceğini ben düşünüyorum en fazla, ama Fransa'dakiler zaten artık alışıldık hale geldi. Orada bir hak al ver durumu şu an daha fazla yok. Dolayısıyla belki ara ara alevlendiğini görürüz. Ama onun dışında ben bir yayılma beklemiyorum. Yalnız bir iki hususu da eklemek isterim Zuhal Hanım. Biraz önceki konudan kalan bu Akdeniz'le ilgili Sayın Mustafa Bey parmak basmıştı 24 Eylül'deki toplantı için. Ben de o konuda birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu 10 Eylül toplantısından sonra 23 Eylül'de Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Sayın Sarraç Fransa'ya gidecek. 23 Eylül'de Fransa'da Fransız Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la toplantısı var. Buradan çıkacak sonuçlara göre 24 Eylül Avrupa Birliği yatırım toplantısı, yani ülkemize yönelik olası yatırımların görüşüleceği toplantıdaki fikirsel çerçeve şekillenecek. O yüzden bu önümüzdeki 10 gün bu açıdan, nabız yoklama açısından çok önemli görüyorum ben. Eğer Libya hükümeti bu açıdan Avrupa Birliği'ne bir açık kapı bırakmaz ise, tırnak içinde dik durmayı başarırsa, yaptırımların ben çok sönük geleceğini düşünüyorum ülkemize. Büyük bir yaptırım zaten olamaz da, gene de birlik olmaları konusunda ufak da olsa bir olasılık var. Belarus konusunda Sayın Mustafa Bey dile getirmişti. O yüzden bu Libya konusunda, yani Libya hükümetinin açık kapı bırakmaması gerekiyor Fransız hükümetine ve Avrupa Birliği'ne karşı. Çünkü Mart ayında seçime gidecek Libya. Bu seçimleri de biliyorsunuz Alman hükümeti aslında organize etti yaklaşık 20 gün önce. Yani karşımızda Avrupa Birliği dediğimiz yapı çok parçalı çalışıyor. Şimdi biz onun çok parçalı çalışmasını bir kendimize stratejik açıdan avantaj görüyoruz. Bu doğrudur. Ancak çok parçalı çalışması uluslararası ilişkilerde bizim ulaşabileceğimiz cephe adedini de genişletiyor. Bu açıdan çok dikkat etmemiz lazım. Yani Almanya diplomasi kanalıyla ilerlerken yumuşak güç görünümüyle Fransa daha sert bir güç gösterisine girmeye çalışıyor. Böyle bir parçalı strateji izliyorlar ki siz aynı anda hem güç gösterisi hem yumuşak güç gösterisi yapamıyorsunuz. Yani buradan faydalanıyorlar. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olmayabilir böyle bir strateji, ama
bölge için geçerli şu an, Rusya için de geçerli. Dolayısıyla bu konuda bizim aldanmamamız gerekiyor. Mart ayındaki seçimleri ön plana çıkararak, Lübnan seçimleriyle Fransa bunu bir eksene oturtarak Libya ve Lübnan konusunu bizim önümüze getirmeye çalışacak süreç içinde. Uzunca bir dönem bunu göreceğiz ve konuşacağız. Ben o yüzden bu cephenin bölünmesini ivedilikle Lübnan hükümetiyle, olası Lübnan hükümetiyle temaslar konusunda değerlendiriyorum. Bir de Libya hükümetinin dediğim gibi dik durması gerekiyor. Bu konuda gerekli anlaşmaları yapıyoruz. Ancak 23 Eylül'de ne çıkacağını yine kestirmek zor. Bu açılardan takip etmemiz gereken bir süreç var orada. Bunun devamı ve eklenmeleceği yer Körfez ülkeleri. Belki Mustafa Bey de o konuya değinir. Körfez ülkelerinin İsrail Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması takip etmesi de bu sürece ayrıca eklemlenerek bizim Doğu Akdeniz'deki durumumuzu sıkıntıya sokabilir. Bu konuda da ayrıca dikkat etmek gerekecektir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Bey'e soralım o noktada. Yani, Ahta Hocam'ın söylediklerini dinlediniz. Evet, şimdi ben de çok şey beklemiyorum Avrupa Birliği'nden, sert bir yaptırım beklemiyorum. Yani yaptırım dediğiniz nedir? Peki Macron'un üstüne basa basa Avrupa Birliği ülkeleri de bu Macron, konuda... Macron tamam, çok güzel. Macron buradan şimdi yani markanın adını vermek ne kadar doğru bilmiyorum da, hani biz kendi ahlakımız açısından vermeyelim. Ama Fransız petrol şirketini Türkiye'den çeksin o zaman. Çeksin bütün operasyonlarını, durdursun benzin istasyonlarını, kaldırsın. Ya da ne bileyim işte otomobillerini çeksin. Türkiye'de üretimden vazgeçtik biz filan desin yani. Onun yerine İtalyan lisanslı otomobil şirketi Türkiye'de iki kat üretim yapsın. Böyle bir şey yapmazlar. 50 sent kaybedecekleri hiçbir operasyona girmezler. Hiçbir ülke kendisi için. Ama mesela Macron Almanya'nın euro kaybedebileceği bir işe girebilir yani. Orada bir problem yok. Onu da Almanya'ya kabul ettiremez. Öyle bir şey yok. Türkiye'nin oradaki satışlarına ilişkin, Avrupa'daki ticari işbirliklerine ya da ilişkilerine ilişkin blokaj uygulamaya çalışırlar. Bunu da yapamazlar. Gümrük Birliği var. Ne olacak? Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini dondurduk. Ya gitmeyen bir şeyi nasıl dondurabilirsiniz zaten? Ortada gitmiyor ki. Siz Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne üye aldığınız andan itibaren Türkiye ile ilişkiler, Türkiye'nin müzakere süreci dondu zaten. Bu net. Ondan sonra yapılan işler lafı güzaf, yalan dolan. Niye yalan dolan diyorum? İşte başlık açıyorsunuz. 11 başlık açtık. 13, ya açarsak hepsi. Açtığınızda ya kapatması da karara bağlandı bunun. Yani açmak yetmiyor ki. Kaç yıl oldu işte ilk fasıllar, bizim geçtiğimiz fasıllar? Kaç yıl? 8-10 yıl oldu. Oldu. 10 yıl sonra dünya değişti. Ya fasıllara bir daha bakılacak yani. Dolayısıyla gerçi değil mi? Dünya değişti hiç, yani. Hiçbir şey açmadınız, hiçbir şey kapatmadınız. Ya bunun hiçbir kıymeti yok. Bu Türkiye için nedir bu? Ya dostlar alışverişte görsün. Nasıl olsa biz işimizi yürütüyoruz. Bütün bunlar da bize ticari olarak yarar sağlıyor. Siyasi olarak da çok Avrupa ile başımız ağrımıyor. Bir şey olunca oturup konuşabileceğimiz bir masa oluyor filan. Gözüyle bakılıyor. Yoksa hani bunu başından mı? Bunun da bir yararı vardır ayrı. Hani bizim kesmemizin zararı var. O yüzden kesmiyoruz. Onlar da ilerletmiyorlar. Ama biz zaten bunu göze almış durumdayız. O yüzden orada bir yaptırım çıkmaz. Ha ne olur? Aynı Korsika'da alınan karar nasıl? Hani siz Türkiye gemileri oradan çekerse, çekmezse yaptırım kararını götürürüz ha biz o toplantıya diyorlar. Zaten gemi iki gün sonra görev süresi bitiyor. Şimdi oradan da çıkar bir yaptırım kararı. Müzakerelerin işte yürütülmemesi yahut yavaşlatılması değerlendirilecektir filan. Zaten gitmiyor ki. Onlar yaptırım yapmış gibi olacaklar. Biz de üzülmüş gibi yapacağız. Öyle yürüyecek bu işler yani. Peki o zaman başlığı değiştireyim. Ata Hocam'ı da biraz siyasete, Doğu Akdeniz'e girdik ama şöyle elektrik skuterleri görüyor musunuz trafikte? Vallahi evet, şimdi bir şey söyleyeceğim, kimse bana kızmasın. Yani benim için üzülebilirler, onu söyleyeyim ama ben bisiklet kullanmayı da bilmem.
Gerçekten. O yüzden scooter senin çocukların ki en üst küçük benim ağırlığımı taşımıyor. Onlar biraz daha büyüsün. Onlara benim de ağırlığımı taşıyabilecek bir scooter aldığımda ya da işte kaykay aldığımda Türkçesi o iyi bir şeydir yani. İyi uydurulmuş bir Türkçedir o kaykay. Bilgisayar gibi yani. Evet, bilgisayar en iyisi derler hocam. Belki şey de için, öyledir ama bu kaykay da çok iyi. Kaykay ve bisiklet onlar biraz daha büyüsün onlarla birlikte öğreneceğim. O yüzden hiçbir fikrim yok. Sadece motosikletlerin nasıl bir tehlike yarattığını biliyorum trafikte. Motosikletler kusuruma bakmasın. Benim bütün ailem benim gibi değil. Herkes motosikletle iyi numaralar çevirecek kadar haşır neşirdir. Onlara bir sözüm yok elbette. Fakat otomobiller, motosikletleri trafikte dikkate almıyorlar. %40 doğruysa motosikletliler otomobillerin neresinden çıkacaklar belli olmuyor. %60 doğrudur. Otomobil kullanıyorsunuz. Normalde motosikletler de sizin arkanızda durmalı. Sağınızdan gelip sol önünüzden geçemezler yani. Trafikte boş bulunan her yerden o gidebilir diye bir motosiklet kuralı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. O da durduğunuzda o sizin gibi durur. Ha iki otomobil arasında boşluk var diye oradan geçmeye kalkarsa bu yanlıştır. Siz gözünüzü sağa doğru çevirip sağ aynaya bakıyorsunuz. Sonra sola bakacaksınız. Hop bakıyorsunuz oradan bir motosiklet geçiyor. Bu kuralsızlık bir dünya kazaya neden. Otomobil ufak bir zarar görüyor. Evet. Ama motosikletteki çocuklar genelde de genç çocuklar kuryelik yapıyorlar vesaire yaparak ekmek parası peşindeler. Onlar hayatını kaybedebiliyor. Bu kadar ciddi bir tehlike. Şimdi bir de işte o iki tekerlekli tuhaf araç çıktı. Onlarla bu iş nasıl yürüyecek onu çok bilmiyorum. Bir de onlar yaya kaldırımından da gidiyor. Evet yaya kaldırımından gidiyor. İşte ona kurallar, yeni kaideler getirilecek. Yani birçok sürücü durumdan rahatsızdı ama artık onlar da bir kurala bağlanacak. Siz bisiklet de kullanmadınız. Ben kurala bağlanacak çok iyi de yani kuralı nerede uygulayacaksınız? Bisiklet yolunuz yok. Bir de scooter kaykay yolu mu yapacaksınız? Var mı öyle bir imkan İstanbul'da? İstanbul'da bisiklet yolları Ankara'da yapabilirler. Çok az. Ankara'da biraz daha yapılabilir ama İstanbul bilmiyorum bence bu işleri biraz daha biraz böyle sahaya nasıl uygularızı üzerinde bence çok daha iyi çalışmak lazım. Ata hocama da sorayım. Ama önce şunu sorayım Ata hocam bisiklete binmeyi biliyor musunuz? Mustafa Bey bilmiyormuş mesela. Ben biliyorum evet. Çocukken çok binerdik. Elektrikli skuterler de son zamanlarda gördük negatif tarafları kazalar falan da yaşanmıştı o kaykayların. Evet. Ama bir düzenlemeye dahil olacak bundan sonrası için. İşte İstanbul'da kısa mesafede çok değerlendirilen bir şey. Özellikle gençlerin çok değerlendirdiği. Evet, işte gençlerimiz arasında yakın, öyle. İşe yakın beyaz yakalıların çok kullandığı bir araç evet. Halinde ama artık kurallara tabi olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak bir yıldır kullanımda yani benim kişisel şahitliğim bu yönde okulumuzun bulunduğu muhitte Beşiktaş Ortaköy tarafında geçen Kasım'dan beri kullanımda. Ben ülkemizin bu ekonomi bürokrasisinin yaklaşımını bu vesileyle bir kere daha gözden geçirmek istiyorum. Şöyle ki şimdi bir ürün dışarıdan ithal edildiği zaman genelde bu ürünler biliyorsunuz dışarıdan ithal ediliyorlar. İcat sahibi dışarıda olduğu için ülke dışında. İthal edilen de burada bir ekonomik kazanç kapısı gördüğü için getirip bunu başlatıyor. Şimdi bu başladıktan sonra ilgili kurumlarımız bunun ya belli bir süre serpilmesini bekliyorlar. Oradaki mekanizma nasıl yani nasıl bu kadar geciktiği konusunu ben de düşünüyorum bazen. Ya da fark edip belirli bir aşamaya geldikten sonra ekonomik olarak bunu nasıl düzenleriz diye çerçeveyi oturtuyorlar. Hukuki düzenlemeleri veya trafik için nasıl eklemleneceği vesaire sonradan gelecek. Halbuki bu genel anlamda tam tersi olsa önce düzenlemeler ve kurallar daha sonra da ekonomik buradan oluşabilecek kazanç bacakları tespit edilse bu daha fazla Maliye Bakanlığımıza getiri sağlar. Çünkü tam tersi olduğunda önce ekonomi sonra hukuk olduğunda burada vatandaşlarımız serbest girişim kabiliyetleriyle bunu çok daha çeşitli hale getirebiliyorlar zaman içinde. Ancak hukuk ilk başta yapıldığı için
esnemez durumda kalıyor. Ekonomik olarak devletimiz bundan ekonomi hukuku açısından faydalanamıyor. Yani ilk başta konulan vergisiyle bu 10 yıl gidiyor. Halbuki tam tersi düzenleme olsa, önce biz bunu nasıl adapte ederiz, sistemimizin içine nasıl oturturuz, yollarımız nerede, nerede genişleteceğiz gibi olsa, zaman içinde hükümetlerimiz de oluşan, ara ara oluşan, yeniden çıkan girişimsel oradaki dalların her birini vergilendirme yoluna gidebilir ve bu çok avantaj sağlayabilir. Peki. Ben o yüzden genel anlamda bu şekilde bir değerlendirme yapmak istiyorum ama trafik anlamında tabii ki İstanbul, ben de bunun müsait olduğunu düşünmüyorum. Yani çok zor şu an haliyle trafiğe bu şekilde eklemlenmeler yapılması. Ata Hocam, çok kısa bir vaktim kaldı ama size bir soru daha sormadan tabii uğurlamak istemiyorum. Buyurun. Bu Trump'ın TikTok'a verdiği süre doluyor. Evet. Yani hani bir gerilimi de beraberinde getirir mi? Onu da çok kısa sorayım size. Son 5 dakikanın içindeyim. Tabii. Sayın ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ilişkilerindeki bir aşama bu. Bu Kasım'a kadar düşük yoğunluklu devam edecek. Ancak TikTok biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce başladı. Bu sürenin verilmesi sonucunda ben biraz daha sertleşeceğini düşünüyorum. Bu hız kesmeyecek. Sayın Biden seçilir veya seçilmez, o kısım henüz net değil. Ancak TikTok gerilimi daha da artarak özellikle elektronik haberleşme sektörünün içinde ve bilgisayar yazılım sektörlerinde ilerleyerek devam edecek. Ara ara da sertleştiğini göreceğiz. Bunun piyasalara yansıması da olacak. İstiyorsanız kısaca onu da söyleyeyim. Özellikle altın bu konuda çok besleniyor. Bu kanaldan çok besleniyor. Vatandaşlarımız onu dikkat edebilirler. Bir de Doğu Akdeniz konusunun piyasalara yansımasını göreceğiz. Ancak kısa dönemde ben %1, %2 kadar olumsuzluk bekliyorum. Onun dışında kısa dönemde bir olumsuzluk beklemiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz yayına katkı ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. TikTok meselesi önemli. Ben hani sadece bir taraftan bakıyorum ben ona. İşin ticari boyutu vesaire, tam hocamın işi onlar. Piyasa ondan yararlansın. Fakat TikTok bir sosyal medya aracı. Video paylaşım aracı değil mi? Uygulaması. Mesajlaşma uygulaması. Aynı zamanda tabii video falan görüntülü. Çok güzel. Ve bir ülke diyor ki bunu ya kapatırsın ya ben bunu buraya sokmam. Batı diyor aslında, Amerika peşinden kuyruğundan Avrupa'da geliyor. Ben buraya sokmam ya da benim adamıma satarsan ben onu bir ehlileştiririm, bir bakarım. Bana uygun hale getiririm. Bana uygun hale getiririm. Neden? Sen bunu benim vatandaşımın verilerini almak, telefonlara sızmak için onun içerisinde kötü niyetli yazılımlar var ve oradan bunları topluyorsun ve bunları bana karşı kullanacaksın. Şimdi Amerikalı sosyal medya şirketleri ne? Onlar da bizim için bir yabancı şirket değil mi? TikTok gibi yani. Peki zaman biz neden bunların hepsine geliyor? Biz neden bunların hepsine siyasi parti muamelesi yapıyoruz? Özgürlük timsali muamelesi yapıyoruz. Niye Amerikalılar yapmıyor? Çinli yapınca özgürlük olmuyor da Amerikalı yapınca özgürlük mü oluyor? Çinli şirket Çin devleti üzerinden, Çin devleti şirket üzerinden Batı pazarlarına giyip beyaz adamın bütün bilgilerini çalıp onların telefonlarına virüs yerleştiriyor olabiliyor da neden beyaz adam Türkiye'de kullanılan bir uygulamaya bu tür şeyleri koymuyor olsun? Hangi regülasyona tabi, hangi kurallara tabi, hangi uluslararası kurumların denetimine tabi? Hiçbirini. Ben o yüzden bu işte yok efendim Twitter'a özgürlük, yok Facebook'a bilmem ne, yok YouTube kapatılamaz, yok bilmem ne filan. Yani bu tür, bu tür mevzulara kafasını yoran yahut kafasını takan insanlara sadece bunu düşünmelerini öneriyorum. Herhangi bir kanaatte belirtmiyorum. Ben bir kanaat önderi de değilim. Ama insanlar biraz düşünsünler. Çinliler bunu yapar ama İngilizler hayatta yapmaz. Amerikalılar zinhar mümkün değil. Fransızlar hele hiç dokunmazlar. Ne kadar özgürlük o kadar iyi. Midir değil midir? Ben sadece biraz bunun sorgulanmasını bekliyorum o kadar. Ya YouTube da kapatmaz dendi. Kapatıldı. 7-8 ay kadar bir kapatıldı. Süreçte kapatıldı. Twitter için de belki şunu söyleyebilir miyiz? İçeriğine ilişkin bizim itirazımız yok. Bizim şu anda Amerikalıların TikTok'a olan itirazı gibi bir itirazımız olsa diyeceğim ki çok ciddi bir iştir. Bunu iyi düşünmek lazım. Bizimkiler diyorlar ki
Gelsin ama parasını da versin. Bir şey olduğu zaman muhatabını bulalım. Hiç Amerika'nın böyle bir derdi yok. Böyle bir demokrasi, bizim demokratik bir derdimiz var. Diyoruz ki bu bir alandır. İnsanlar bunu seslerini duyurmak için kullanıyorlar. Yani ifade özgürlüğünün kullanıldığı mecralardan bir mecradır diyoruz. Tamam. O yüzden bir kıymet bahşediyoruz ona, atfediyoruz. Ama diyoruz ki sonradan bir muhatabı olsun burada. Bir şikayet eder ve kötüye kullanım mevzu bahis olursa bunun hesabını hemen görelim. Ve insanlar adalete olan güvenlerini kaybetmesinler. Çok güzel. Biz de mali olarak vatandaşımızın cebinden alınmış olan paranın ya da vatandaşımız üzerinden kazanılmış olan paranın vergisini alalım devlet olarak. Hı-hı. Çok güzel. Amerikalı bunu demiyor. Amerikalı diyor ki bunu bana ver diyor. Bu benim adamımın olmak zorunda diyor. Bundan ben para kazanacağım diyor. Peki. Hadise bu. Niye diyor? Biraz onun üzerine kafa yormamız lazım. İlerleyen günlerde konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Analiz sentezi noktalıyoruz. Birkaç dakika sonra, bir 9 dakika sonra günün gelişmeleriyle 10 bülteniyle yeniden buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.